Merhaba Muhammed Bey. Merhaba. Teknolojiyi kullanarak kendi alanınızda nasıl işler yapıyorsunuz? Esasında iki tane işle uğraşıyorum temel olarak. Bir tanesi kendi alanım olan eğitimini aldığım uçak mühendisliği eğitimi. Diğer taraftan da bir televizyon programcılığı yapıyorum özel bir televizyon kanalında. Dolayısıyla teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi benim yaptığım bu iki ana işte de çok önemli bir yere sahip. Ve aynı zamanda teknolojinin gelişimi de öyle. Çünkü en basit örnek vermek gerektiğimizde uçak mühendisi olarak yaptığım işte uçakların, ilgilendiğimiz uçakların bakımlarının programlanması ve onları takip ettiğimiz sistemlerin teknolojinin gelişimiyle paralel olarak buna entegre olması bize daha kolaylık sağlıyor. Yani uçakların bakımını artık çok daha kolay yapmış oluyoruz. Kullandığımız sistemlerin kolaylaşması ve aynı zamanda işlerimizin kolaylaşması anlamına geliyor teknolojinin gelişimi. Diğer taraftan baktığımızda televizyon programcılığı konusundaki teknolojik gelişmeler ise yayıncılığın daha kaliteli hale gelmesi, insanlara daha iyi şekilde ulaşabilmemiz ve içeriklerimizin hem daha kolay ulaşabilmesi hem de daha iyi içerik üretebilmemiz konusunda teknolojinin yardımı sonucunda daha iyi işler aslında ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Peki internet, bilim ve teknoloji haberlerini nasıl yapıyorsunuz? İnternet, bilim ve teknoloji haberleri biz pek çok konuda besleniyoruz aslında. Kendi özel içeriklerimizi üretmemiz haricinde beslendiğimiz pek çok nokta var. Dünyadaki haberleri, dünyadaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ben ve ekibimdeki arkadaşlarla. Ondan sonra bu bilgileri, aldığımız bilgileri ve dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri harmanlayarak yeni bir içerik haline getiriyoruz. Ve bunları programımızda izleyenlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamen bir takip mekanizmamız var diyebiliriz. Dünyada neler olup bittiğini algımız açık bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz ve bunu daha sonra habere ve içeriğe dönüştürüyoruz. Dijital içerik sizce ne kadar önemli? Dijital içerik teknolojinin gelişmesi sürecinde oldukça önemli ve daha da önemli bir hale gelecek. Çünkü çok iyi bir içerik hazırlıyor olabilirsiniz. Hepimiz bir içerik hazırlıyor olabiliriz ama bunun aynı zamanda pek çok tip noktası da var, öyle söyleyelim. Çünkü dijital içerik konusunun bir sürü de ana maddesi var. Hazırladığınız içeriğin özgün olması, karşı tarafa ulaştırdığında önemli bilgiler içermesi ve aynı zamanda bu içeriğin karşı taraf tarafından rahatlıkla algılanabilir olması çok önemli. Dijital içerik, şöyle özetliyorum ben her zaman, bir kıyafet almak üzere bir mağazaya girdiğinizde size beş duyumuza da hitap eden bir ortamın oluşabilmesi vardır ve aynı zamanda hemen yanı başınızda biten bir satış görevlisi arkadaş da sizin almanızı ve tırnak içerisinde sizi manipüle ederek size o kıyafeti almanızı sağlıyor. Dijital içerikte ise evinde oturan bir insana bu içeriğe ulaşırken pek çok izleri olmuş ortamdan ve duygusal durumundan bağımsız şekilde onu o sitede veya o bilgiye başka bir yere kaçmadan ulaşabilmesini sağlamaya çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla dijital içerik oluşturmanın önemi çok daha zor aslında. Bu hem sosyal bilimcilerin hem de aynı zamanda teknoloji bilimcilerin ortak olarak çalıştığı ve çalışması gereken önemli bir konu dijital içerik. Peki siz ne tür dijital içerikler üretiyorsunuz? Biz dijital içerik olarak öncelikle teknolojinin dünyadaki çalışmaları nereye doğru gittiğiyle ilgili çalışmalar ve içerikler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada özellikle üniversiteler bünyesinde yapılan çalışmaları derliyoruz ve bu tarz içerikleri seyirciyle buluşturmaya çalışıyoruz program dahilinde. Bu içerikler neler oluyor derseniz, üniversitelerimizde pek çok yapılan çalışma var. Gerek laboratuvarlarda, gerek çalışma ortamlarında, gerekse workshoplarda. Türkiye'de ve dünyada çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları derleyerek haberler ve içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü pek çoğu aslında insanlara ulaşamıyor maalesef. Ve biz bu ulaşılamazlık durumunu ortadan kaldırarak kendimiz özgün içeriklerimizle insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Dijital içerik üretirken insanları etkilemek için kullandığınız taktikler var mı? Pek çok taktik var aslında. Bu taktikleri benim söylemem bir teknoloji bilimciye göre daha belki kötü olabilir ama bunun pek çok trik noktası var. Teknoloji bilimciler ve sosyal bilimciler bunu zaten inceliyorlar. En basiti arama motoru optimizasyonuna göre bunu içeriklerinizin daha uygun şekilde ve karşı tarafa ulaşılabilmesi sağlanabilir. Bunun yanı sıra özgün içerik üretmek benim için en önemli olmazsa olmaz. Çünkü içerik kraldır gibi bir durum var dünyada ve teknoloji dünyasında. En önemli şey aslında otoriter ve agresif ve özgün bir içerik üretmek bence. Çünkü
teknoloji bilimcilerin yine söylediği bir şey, önümüzdeki zamanlarda sadece kendi içeriğini, özgür içeriğini üretebilen kullanıcılar kalacak bu dünyada değil. Çünkü pek çok artık tekrara girmeye başladı henüz. Bu tekrardan kurtulabilme durumunu önemsiyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli şeyimiz özgün içerik oluşturmak ve arama motoru optimizasyonu ile maksimum şekilde insanlara ulaşmasını sağlamak. Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Sosyal medyayı kişisel olarak hem de programın hesaplarından kullanmaya çalışıyoruz. Programın sosyal medya hesaplarında Twitter ve Facebook özellikle kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle genç nesil bu iki kullanıcı, bu iki sosyal mecrada çok daha fazla bulunuyorlar. Yakın zamanda Instagram'a da girmeyi düşünüyoruz aynı zamanda programla alakalı olarak. Programımızın içeriğinde nelere yer verdiğimiz, önümüzdeki zamanlarda ne tarz programlara yer vereceğimiz, kimleri konuk edeceğimiz ve dünyada neler olup bittiğini programda izleyemeyenler için sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla dolaştırmaya çalışıyoruz. Peki bu programlarınızı TV'de yayınlama tercihiniz nasıl oldu? Aslında bu da bir nevi bir başka yoksunluğu gidermek üzerine oluştu diyebiliriz. Çünkü ben üniversite öğrencisiyken, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği öğrencisiyken Amerika'da düzenlenen bir uydu yarışmasında, model uydu yarışmasında dünya birincisi olan bir ekibin içerisindeydim. Ve sonrasında biz bu yarışmayı kazandıktan sonra, NASA'nın düzenlediği çok önemli bir organizasyonda dünya birincisi olup Türkiye'ye döndükten sonra bu başarımızı ifade edebileceğimiz bir mecra bulamadık. Kendi sesimizi duyurabileceğimiz bir televizyon programı eksikliğini gördük. Ve dedik ki sadece biz böyle bir dünya birinciliği başarısı yakalamadık. Elbette pek çok bizim gibi başarılı olan arkadaşlarımız, başarılar var, projeler var. Bu projeleri ekranda bizim gibi sesini duyuramayan projeleri duyurmak üzerine bir program yapma ihtiyacı olduğunu gördük ve eksikliğini gördük. Ve bu programın oluşması aslında tam olarak böyle bir şeye denk geliyor. Kıyıdan köşeden bulabildiğimiz, kendi imkanlarımızla bulabildiğimiz bir televizyon programına konuk olduk önce. Ve bu konuk olma sürecinden sonra da o kanalda bir televizyon programı yapma şansı bulabildim. Esasında bir sürü tesadüfün de eseriydi ve bir şekilde bir yoksunluğu da gidermeye çalıştık. Bir uçak mühendisi olarak TV programı yapmaya geçme fikri ilk olarak nasıl çıktı? Uçak mühendisliği eğitimi alırken Amerika'da düzenlenen bu bahsettiğim yarışma vesilesi esasında birinci sebep oldu ama onun haricinde ben üniversite öğrencisiyken İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurumsal iletişim departmanında da çalıştım. Asistan öğrenci olarak ve bu süreçte üniversitenin tanıtım faaliyetlerine katılıyorduk. Aynı zamanda üniversitenin öğrencilerinin yer aldığı pek çok televizyon programında konuk olarak da üniversiteyi temsilen bulundum. Ve bu departmandaki çalıştığım işler kapsamında medyanın takibi ve medya programı televizyondaki ve radyodaki pek çok programa katılma şansım oldu. Ve bir şekilde medyanın tozunu yutmuş olduk aslında ve bu da beni televizyon programı yapma noktasında temeli oluşturdu. Arkasından gelen az önce bahsettiğim dünya birinciliği başarısı ve bunun aktarabileceğimiz bir televizyon programı olmayışı da bunun üzerine ikinci basamak koyduktan sonra ben bunu yapmalıyım ve bu eksikliği ortadan kaldırmalıyım gibi bir sonuç çıkarttı bana. Sonrasında program yapmaya başladık. Bu yaptığınız tematik programların Türkiye'deki ve dünyadaki yaygınlığı ne durumda? Siz ne tarz programlar takip ediyorsunuz? Dünyada çok fazla örneği var. Çünkü teknolojiyi çok iyi kullanabiliyorlar ve aynı zamanda alıcısı da çok. Yani Türkiye'de baktığınız zaman bizim programımızın, özellikle benim yaptığım televizyon programının izleyici kitlesi maalesef ki bilime ve teknolojiye olan ilginin azlığından ötürü ya da bizim ulaşabilmemiz bizim sıkıntılarından ötürü az ama dünyada buna benzer çok çeşitli programlar var ve teknolojinin ve bilimin gidişatını çok daha büyük yapımlar, çok daha büyük bütçeli prodüksiyonlar hazırlayan pek çok bilim ve teknoloji belgeseli de var. Özellikle National Geographic'teki pek çok belgeseli takip etmeye çalışıyorum. Dünyada neler olup bittiğini özellikle buralardan anlayabiliyorsunuz. Mümkün olduğu zamanlarda bilim ve teknoloji fuarlarına katılmaya çalışıyorum ve buralarda neler olup bittiğini görmeye çalışıyorum. Dünyadaki gidişatın aslında çok da gerisinde olduğumuz gerçeği var. Biraz önce de bahsetmiştim, pek çok eksiğimiz var bu noktada. Biz yaptığımız programı, bilimsel çalışmaları ve pek çok şeyi maalesef duyuramadan sadece kendi iç dünyamızda değerlendirdikten sonra maalesef ki arka plana doğru atıyoruz ve insanlara ne ulaşabiliyoruz ne de bunu ticari bir faaliyete dönüştürebiliyoruz. Aynı zamanda ülke olarak zaten teknolojiyi satın alan ülkeler konumunda olmamız çok önemli bir dezavantaj tabii ki. Teknolojiyi belki kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz ama bu çok düşük bir yüzde ve bunu da duyuramayınca bunun devamı maalesef ki gelmiyor. Dolayısıyla dünyanın gerçekten
oldukça gerisindeyiz bu noktada. Ama bizim programımız umarız ki bir şekilde örnek olur ve bizden sonra da buna dair algının artması, insanların ilgisinin artmasıyla umarım ki yenileri devam edecektir. İzleyici kitlenizi nasıl tanımlıyorsunuz? İzleyici kitlemiz özellikle üniversite bünyesinde bir program olmasından dolayı, tabii ki sadece üniversiteleri konuk etmiyoruz, bilimle uğraşan ve bilim ve aslında programımızın da sloganı oydu. Bilime dair sözü olan herkesi konuk etmeye çalışıyoruz biz programda. Ama genellikle bugüne kadar yaptığımız programlar üniversite bünyesinde olan programlardı. Dolayısıyla izleyici kitlemiz de buna bağlı olarak üniversiteli öğrenciler oluyor. Ama çok çeşitli mailler de alıyoruz. Bugüne kadar aldık. Sosyal medyadan da cevaplar ve geri dönüşler aldık. İnsanları yakalayabildiğimiz insanların ilgisini çekmeye başladık. Çünkü küçük yaştaki genç arkadaşlar, genç çocuklar bize benim de şöyle şöyle projelerim var, ben de size konuk olmak istiyorum tarzında bize mail attılar. Aynı zamanda sosyal medyadan bize dönüş yaptılar. Tabii bunlar sevindirici gelişmeler. Biz aslında izleyici kitlesi olarak yola çıktığımızda tamamen bilime merakı olan herkesi, kapsadık bir ev hanımı da olabilir, üniversite akademisyen profesör de olabilir, üniversite öğrencisi de olabilir. Çok geniş bir yelpazemiz vardı. Şu ana kadar yakalayabildiklerimiz zannediyorum ki üniversitedeki öğrenciler oldu ağırlıkla. Çünkü o üniversitede gidiyorsunuz, orada program çektiğiniz zaman bir algı oluşuyor. Aa, bu hafta bizim üniversitedeki şu projenin televizyonda yayınlanacağı dilden dile yayılıyor belki. Ve dolayısıyla o üniversitede özellikle bir algı oluşuyor. Dolayısıyla hafta sonu, pazar günü yayına girdiğimiz zaman da o üniversitenin öğrencilerinin ve o projede yer alan insan öğrencilerin ailelerinin izlediğini görüyoruz. Genel bir ağırlık söylemem gerekirse üniversite öğrencileri, ama bizim isteğimiz tamamen geniş bir yelpazede izleyici kitlesi yakalamak. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.